Merhabalar. Bugünkü Şehir Hepimizin programında şehirde ve hayatta koşmayı Itır Erhat'la konuşacağız. Itır çok sevdiğim bir arkadaşım aslında ve koşmayı da herhalde ilk ve tek Itır'la beraber yaptık. Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde destek toplamak için beraberce bir koşu düzenlemiştik. O süreçteki enerjisini ve desteğini hiçbir zaman unutamam. Bilmediğimiz bir alanda bize inanılmaz destek olmuştu. Açıkçası hepimiz çok zor günlerden geçiyoruz. Her açıdan zorlanıyoruz. İnsan yaşamlarını kaybediyoruz. Canlar gidiyor. Hepimiz için böyle bir zor dönemin içinde koşmaya niye konuşuyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Şöyle düşünüyorum. Hepimizin belki mücadeleye devam etmesi için, hepimizin kendi yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya devam edebilmesi için hayatta da kalmamız gerekiyor. Ve böyle soluklanmamız, nefes almamız gerekiyor. Itır da enerjisi bitmeyen insanlardan ve bunun sırlarından bir tanesi de aslında onun koşması. O yüzden hayatta koşarken, şehirde koşarken, koştururken Itır'la koşmayı konuşalım dedik. O bize biraz anlatsın nasıl dinleniyor, nasıl koşarken nefes alıyor ve tabii ki her şeyden öte şehirde nasıl koşabiliyor. Evet. Birazcık tartışalım istiyoruz. Nasıl koşmaya başladın? Belki oradan başlayabiliriz. Evet, çok teşekkürler. Bunlar burada olmak çok güzel benim için de. Davetin için çok teşekkürler. Ben nasıl koşmaya başladım? Aslında bayağı ilginç bir hikayesi var. Ya koşuyla çok ilgisi olan biri değildim ben. Koşanları da böyle şaşırarak bakardım yani ne koşuyorlar. Biraz benim gibi. Evet. Hani çok bir anlam bulamazdım sanırım. Yani böyle koşuyorsun ne oldu? Yani bir hani takım sporu da değil, neye yarıyor? Yani çok anlam veremezdim. Ama işte Chicago'da bulunduğum bir dönemde, 2004 yılı. Ve doktora tezi yazıyorum, çok sıkılıyorum, çok yalnızım. İşte kitaplar, ben, bilgisayar falan, onun arasında böyle. Bir afiş gördüm. Koşmak zor mu sanıyorsun? Kemoterapi dene yazıyordu. Ve o böyle çok çok çarptı beni. Yani çok duygusal olarak çok etkiledi. Ne demek istiyor acaba diye yaklaştım. Bir baktım, kanser araştırmalarına katkıda bulunmak için koşan ve kaynak yaratan insanlar var. Ve fikir çok etkiledi. Yani koşmanın kendisinden çok hani koşarak böyle bir katkı sağlayacağım fikri çok etkiledi. Ve hemen gruba katıldım. Ama o zaman hayalimde bile yok yani maraton fikri. Yani ne koşacağız dedim. İşte Chicago Maratonu'na hazırlanıyoruz dediler. Olur falan dedim ama yani gerçekten hani maratonun mesafesi konusunda bile bir fikrim yok. Ve orada işte bir kent ve koşu yani Chicago koşu için çok uygun. Hatta koşu için hani kilometreleri işaretlenmiş falan çok rahat. Hani o açıdan hayat kolaydı tabii. Yani evimden çıkar çıkmaz herkes için aynı şekilde koşabileceği bir yer vardı. Öyle koşmaya başladım. Takımla hazırlık yaptım, koştum. Koşmayı öğrendim açıkçası. Bir yandan da kaynak yaratmayı ve yarattığım kaynağın işte nasıl kullanıldığını ve bunun ne kadar önemli olduğunu, işte bu para transferlerinin şeffaf olması gerektiğini. Böylece, aslında belki o kısmı söyleyelim, ondan sonra diğer tartışmalarımıza dönelim. Aslında adım adımın kurucularındansın ve bayağı da bir kaynak yarattınız. Çok kısa belki onu da söyleyelim. Evet. Sonra biraz daha derin koşmanın anlamı üzerine geçelim. Evet, yani ben işte oradaki sistemden çok etkilendim ve fark ettim ki aslında herkes neredeyse bir şey için koşuyor. Yani daha temiz bir kent için koşan var, başka bir hastalık için koşan var, demokrasi için koşan var. Türkiye'de niye bunu yapmayalım diye Türkiye'ye geldiğimde bunun çalışmalarına başladık. Tabii biliyorsun biz akademisyenler hani böyle uzun bir saha yapmadan hiçbir şeye başlamayız. 2 senelik bir saha sonucu adım adıma başladık. 2008 yılında ilk koşuyu yaptık. Şimdi 2018 işte yani çok ciddi sayıda tabii 40 bin üstünde koşucu var. 86 tane STK var ve bunlar için koşan, bağış toplayan işte her yarışta gene yaklaşık 5 milyon TL maaş toplanıyor. Hem STK çalışanları da koşuyor hem de şirketlerden de tabii, değil mi? Yani bu bayağı çarpan bir şekilde büyüdü. Tabii. Yani bireyler koşuyor, senin benim gibi kurumlar koşuyor. STK'nın içinde çalışanlar aslında projesini anlatmak için koşuyor. Çok kocaman bir koşu ailemiz var artık İstanbul ve çevresinde. Derdi olanlar aslında koşmaya başlıyor. Evet, zaten ilk sorum o oluyor. Yani senin meselen ne? Ben niye koşayım diyor. Meselen yok mu diyorum. Mesela diyor işte ne bileyim plastik kirliliği diyor. Ya tamam işte sana işte bir STK bulalım. WWF bu konuyla ilgileniyor diyorum. Ve hadi onlar için koş. Yani gerçekten meseleyi bulmakla başlıyor bence. Peki bir tane daha böyle
de diyelim tarif temizlemesi. Aslında sadece düz bir koşucu değilsin sen, maraton koşucusun. Bir de bunu anlatır mısın bizlere? Sonra diğer karşılaşmaları konuşuruz. Evet, maraton tabii insanın psikolojik ve fiziksel olarak sınandığı bir spor. Hı-hı. Yani mesafe çok uzun ve... ne kadar? 42 kilometre, 195 metre ve o mesafe, yani tabii antrenmanı yapmanız gerekiyor. Bence antrenmanlar da çok zor bir kısmı çünkü... İşte haftanın en az 3-4 günü antrenman yapıyorsunuz. Bu antrenman birkaç ay sürdüğünü düşünseniz, yani 4 ay olsa mesela, mutlaka ya kışın ortasına gelecek ya yazın ortasına. Yani ya çok sıcak olacak ya karanlık ve soğuk olacak. O motivasyonu kendinizde bulmanız lazım. Yani sabah kalkıp işte o koşuları tamamlayıp uzun koşuları da yapmak. Yani hafta sonları genelde uzunları koşarız. İşte 25'ler, 30'lar, 32'ler. Onlar kendi içinde zaten bayağı sınayan durumlar. Ama yarışın kendisi de işte genelde en uzun 32 koşarız yarıştan önce ki hani yıkım az olsun. Yarış boyunca da sürekli tabii bir iç müzakere başlıyor. Yani ben niye buradayım, niye koşuyorum? Niye koşuyorum? Hani çünkü bir niye süre sonra... Evet, yani vücut gitmek istemiyor ve böyle duruyor. Hani ben çünkü ben mesela hatırlıyorum, evet bu sene işte... Açev için koşuyordum. Bu sene mesela Çimenev için koşacağım. Söz verdik Acer Antra diyorum falan diye. Öyle yani, onların başladığı çok psikolojik olarak çok test edildiğin bir tabii branş. Ama bir yandan da çok keyifli. Peki çok maraton koşucusu var mı Türkiye'de? Ya aslında, da kadın erkek burada cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri burada da devreye giriyor mu? Maalesef giriyor. Yani dışarıdan baktığımızda çok koşucu var ve kadın erkek eşit gibi duruyor. Ama mesela maratonda sayı çok düşüyor. Geçen sene İstanbul Maratonu'nu bitirenler arasında Türkiye'den katılanların 100 tanesi bile kadın değildi. Yani biz buna bayağı birkaç yıldır kafayı taktık. Hani o sayı bari 100 yapalım, bari 100. Geçen sene sanırım 85-86'da kaldı. Uzun mesafede gene bir toplumsal cinsiyet rolleri devrede bence. Yani bir, hani daha çok kadının yapabileceğine inanması lazım. İki, eğer bu kadın evli çocukluysa evdeki iş bölümü çok önemli. Çünkü siz bu kadar antrenmanı yapacağınızda tabii çocuğun evin sorumluluğunu bir başkasının paylaşması lazım. Onların başka lazım. Tür bir koşturması vardı ama bu tür koşmaya evet. Zaman bulunamıyor. Evet, kesinlikle öyle. Peki, yani biraz senin de bildiğin üzere epey bir zamandır işte bu kutuplaşma, ötekileştirme üzerine evet. Yaptığımız bütün çalışmalarda geldiğimiz nokta aslında şehirdeki yaşamların birbirinden çok koptuğu ve karşılaşmaların da çok azaldığı. İşte parklar, spor böyle tür karşılaşmalara imkan veriyor mu? Yani kimler koşuyor, nerede koşuyorsun? Çok evet. Somut bir şey aslında. Hani evet, İstanbul tabii. Gibi bir yerde bu kadar kaldırımların bile arabalar tarafından işgal ettiği bir yerde nasıl koşabiliyorsun? Önce senin nerede koştuğuna bakalım, sonra kimler seninle beraber koşabiliyor aslında biraz onu tartışabiliriz. Evet, yani koşmak aslında çok hiçbir farklılığın görünmediği bir alan. Yani düşünecek olursak hani koşarken ne giyiyorsun? Bir şort, bir ayakkabı, bir tişört. Markaları vardır ama evet, ama markaları var. Evet. Yoksa aslında çok çok eşitleyen bir, yani orada rütbelerin, işte statünün falan hiç olmadığı bir yer aslında. Yani orada hepimiz göğüs numaramızı takıyoruz ve aynı mücadeleye çıkıyorsun. Şimdi nerede koşuyorsun dersen daha çok Belgrad Ormanı. Yani özellikle bu uzun koşu dediğim. Yani 25-30 kilometre koşacaksanız hani onu trafiğin içinde yapmak çok zor. O yüzden Belgrad Ormanı benim evime de daha yakın olduğu için bizim adım adım antrenmanları da cumartesi orada. Yani orayı tercih ediyoruz. Aydos Ormanları'nı tercih eden var. Yani hangi yakada oturduğuna göre. Onun dışında sahiller. Yani benim için mesela Avrupa yakası sahili. İşte uzun koşacaksam Beşiktaş Sarıyer ya da onun içinde küçük küçük bölmeleri. Kimisi için bu Caddebostan sahil, kimisi için Florya sahil. Yani adım adım antrenmanları da hafta içi Florya, Caddebostan ve Maçka Park'ta yapılıyor. Evet, yani aslında bütün bu mekanlar herkesin bir arada koşup spor yapabileceği yerler. Ama bu söylediğim mekanlar biraz daha şu an için hani biraz da belki kendi çalışma alanım olduğu için evet. Aslında daha dezavantajların daha az ulaştığı diyelim. Evet, doğru. Daha doğru. Zor erişim olan yerler. Böyle bir sınıfsal durum var mı şu an en azından şu anki koşuda ne görüyorsun? Yani çünkü bir yandan düşündüğünüzde altyapının çok gerekmediği, insan bedeni ucuz. Dışında başka bir şeye temelde de hakikaten ihtiyaç olmayan bir şey ama gene de bunun bir tüketimi ya da bunun bir sınıfsal yansıması var mı senin gözlerinde? Mutlaka var. Aslında koşu Türkiye'de şu son işte 10-15 yıla kadar
her sınıftan insanın yapabildiği, hatta mesela daha dezavantajlı grupların daha tercih ettiği, mesela şeyi hatırlıyorum, İstanbul Master'lardan bir arkadaşım bana şey demişti, yani zenginler koşmaz, itir nereden çıktı bunlar demişti. Bir anda anlayamamıştım ne demek istiyorsun. Yani bana sonra hani bir dezavantajlı durumdan çıkma stratejisi olarak sporcu olmak, koşucu olmak onu anlatmıştı. Ve onlar mesela daha çok Burhan Felek ve çevresinde antrenman yapıp işte kendini geliştirip şeye çok benziyor sanırım. Yani şu anda mesela Afrika'da koşup ondan sonra başka ülkelerin vatandaşlıklarını alıp çeşitli avantajlara erişebilmek. Onun gibi bir tarihinden bahsetmişti Türkiye'de koşunun da. Yani o dezavantajı aşmanın bir yolu olarak koşu ve atletizm. Yani bir spor, sporda da atletizm. Gibi. Evet, çünkü atletizm ucuz da bir spor dediğin gibi. Ya uzun yıllar biraz böyle. Daha sonra fakat son 10 yılda işte markaların da sporu, koşu sporunu yaygınlaştırmak için devreye girmesi. Ondan sonra ve bununla işte çeşitlenmesi, yani ayakkabında, tişörtünde, koşu saatinin de, işte koşu montunun da falan, onunla beraber bir sınıfsallık ortaya çıkması. Evet, bunu yer yer görüyoruz aslında, ama bir yandan da yarışa herkes geliyor, öyle düşün. Yani farklı yerde hazırlanmış olabiliriz ama o yarış sabahı başlangıç çizgisine geldiğimiz zaman hepimiz eşitiz. Yani hepimizin bir göğüs numarası var, mesafesi var ve orada hiçbir sınıf ayrımı yok, dezavantaj yok. Birlikte mücadele veriyoruz. Peki o zaman hazırlanırken belki o karşılaşmalar daha az mı diyorsun? Evet, evet. Yarışta evet. O karşılaşmalar yarışta, mı olabilir? Yarışta oluyor tabii. Ve yarışta tanışılıyor, sonra da belki birlikte antrenman da yapılıyor. Yani o yarışlar en çok karşılaşılan anlar bence. Çünkü orada yani koşmanın belki felsefesi de biraz öyle. Mutlaka özellikle uzun koşuda herkes birbirine yardım eder. Yani biri düşse mutlaka kaldırılır, herkes bırakır. İşte iyi misin? Yani o insanın iyi olduğundan emin olana kadar kimse yoluna devam etmez. Hani orada çok güzel karşılaşmalar, dostluklar yaşanıyor ve sonra devam da ediyor tabii. Peki şeyi demin hani maratonda bir toplumsal cinsiyet şeyi var dedin. Koşarken mesela bir kadın olarak İstanbul'da koşmak. Çünkü öyle bir taraf da vardır. Yani bunu hep aslında farklı ortamlarda tartışırken işte gece saati belki bir erkek çok rahat koşabilirken sen koşabiliyor musun? Ya da işte özellikle yaz için düşündüğümüzde akşam saati koşmak belki en mantıklısı ama işte yapabiliyor musun, yapamıyor musun gibi. Yani mekanın, şehrin bir kadın sporcu olarak senin tarafından ne derece kullanılabilir ki? Hani söylediğimiz semtler nispeten dediğimiz gibi belki bunların daha az sorun gibi göründüğü ama gerçekte öyle de olmayabilir. Yani sen en azından kendi deneyimini... Yani kadın olarak evet, yani sokaklar her zaman, sokaklarda her zaman biraz daha dezavantajlıyızdır ve saatler bizim için daha önemlidir. Onun tamamen aşıldığını söyleyemeyeceğim açıkçası. Çünkü ben tamam 10 sene önceye göre biraz daha kolay. Yani 10 sene önce işte sabahın köründe ben koşmaya başladığımda yavaş yavaş hani işte gün doğarken daha çok en azından sataşmaya maruz kalıyordum. Yani nereye koşuyorsun, koşma falan. Şimdi biraz daha normalleşti. Yani çünkü çok daha hani en azından sahil bandında koşan, bisiklete binen kadınlarda var, bir görünürlük var. Erkeklere göre gene de biz daha tabii dikkat çekip ya da daha fazla sataşmaya maruz kalıyor olabiliriz. Yani o tedirginliği hiç yaşamıyorum desem doğru olmaz ama 10 sene önceye göre çok çok daha az yaşıyorum. Yani daha hani kent koşan kadını kabul etmiş durumda. En azından belli hatlarda bu böyle. En azından belli hatlarda yani şeylerde stadyumların çevresinde koşabilirsin. Ama mesela ormanda falan gecenin bir saati yalnız koşmak sanırım istemem yani. Mesela geçenlerde Büyükada'da öyle koşuyordum. Gecenin bir saati bayramdı. Orada da mesela bir tedirginlik yaşadım. Sonra kendime kızdım. Ne tedirgin oluyorsun işte, Büyükada burası ne güzel. Ama yani kadın olarak onu hissediyoruz evet. Yani o tedirginliğin tamamen yok olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani erkekler sanırım hiç yaşamıyorlar onu. O önemli bir şey gibi geliyor. Hani bu farklılıkları öğretmek ya da aktarmak için. Yani seni de çok kullandığım ve deneyimlediğim bir şey. Bir de aslında yaptığın başka bir şey de koşarken bazen yalnız koşmuyorsun. O karşılaşmaların zor olduğu bir şey. Aslında bizim şehirde sakat olan kişilerle pek karşılaşamıyoruz. Ve sen zor bir işi sakatla beraber koşmayı da yapıyorsun. Biraz onu anlatır mısın? Nereden çıktı bu fikir ve nasıl koşuyorsun? Bir de farklı türde yani hem görme hem de galiba tekerlekler. Evet, tekerlek sandalye. Orada iyice bir sınırları zorlama var anladığım kadarıyla. Yani bir inat var. O inatı biraz aslında konuşmak önemli olabilir hepimiz için. Çünkü belki hepimiz başka tür inatları götürsek şehirde çok daha fazla sakat görebileceğiz. Tabii. Beraber yaşamayı öğrenebileceğiz. Yani çok çok güzel bir soru. Çünkü evet biz de şeyi fark ettik. Yani çok sayıda işte...
sivil toplum kuruluşuyla çalışıyoruz ve bu vasıtayla çok sayıda işte sakat arkadaşımız oldu. Ve fark ettik ki koşularda aslında çok çok az katılımları var. Yani profesyonel olarak tekerlek sandalyesinde yarışan, evet küçük de olsa bir grup arkadaşımız var ama tekerlek sandalye kullanan, hatta mesela ellerini de rahat kullanamayan çok az insan koşulara katılıyor. Oysa koşular trafiğe kapalı alanda yapıldığı için belki de şehrin en güvenli halleri. O yüzden tekerlek sandalyedeki arkadaşlarımızla koşabilir miyiz diye düşünmeye, araştırmaya başladık. Bir baktık yurt dışında bayağı yaygın. Yani hatta mesela bir baba oğul keşfettik. Ironman triatlonuna beraber katılıyorlar. Yani baba işte oğlunu itiyor sandalyede, bisikletle çekiyor, işte bir botla çekerken yüzüyor falan. Ve İstanbul'da işte Spor AŞ'ye gittik, sorduk yani biz bunu burada yapabilir miyiz? Onlar da biraz önce şaşırdı ama sonra neden olmasın, hani güvenlik... Böyle zor sorular. Evet. Yani güvenlik önlemleri alınırsa, sandalyeler uygun olursa neden olmasın diye. Ve biz o zaman buna başladık. Nasıl yapıyoruz? Yani bir gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımıza bir çağrı yapıyoruz. Ondan sonra da sandalye kullanan arkadaşlarımıza diğer arkadaşlar küçük takımlar oluşturuyor. Mesela 5 kişilik bir takım. Ve birlikte antrenman yapıyorlar. Çünkü ekibin birbirine alışması, yani gerekiyor. Kim nasıl itecek, sırayla ne yapacağız, ona alışması önemli. Ondan sonra da yarışta birlikte koşuluyor. Ve bence çok çok değerli bir orada hani kente çıkış ve kentte aslında tekerlekli sandalyeyle gitmenin zorluğunun... Evet. Biraz da gösterilmesi aslında çok önemli. Yani çok etkili bir savunuculuk faaliyeti olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani normal hayatta zaten sistemimiz diyelim, işte kurgumuz, tam da şeyi özellikle söylüyorum. Yani bebek arabası itmeye çalışmakta işte tekerlekli sandalye yürütmeye çalışmakta aslında biz kentte nasıl bir grubun ya da birkaç grubun birden dışarıda kaldığını görüyoruz. O yüzden de koşuyu bu açıdan kullanmak çok önemli. Evet. Belki de bu tür şeyleri de arttırmak için başka alternatifleri de düşünmek gerekiyor. Tabii, yani hani koşu bunların sadece bir aracı. Sadece bir tanesi. Yani bisiklete mesela tandem bisiklet kullanan, görmeyen ve gören iki kişinin birlikte tandem bisiklet kullandığı aktiviteler var. Yani çok çok önemsiyorum ben bunları. Mesela Necdet Turhan var, milli sporcumuz. Benim de yakın arkadaşım. Necdet'e kılavuz olarak da maratona çok sayıda katıldık. Mesela, beraber mi koşuyoruz? Evet, beraber koşuyoruz. Nasıl koşuyorsunuz peki? Şöyle oluyor. Ritim yani nasıl oluyor gerçekten? Şöyle ya, birbirimize alıştığımız için aslında çok büyük bir sıkıntı olmuyor ama bir ip düşün, bir ucundan Necdet, bir ucundan ben tutuyoruz ve yani rahat koşabildiğimiz zamanlar birbirimizden biraz uzaklaşıyoruz. Çok sıkışıksa yaklaşıyoruz. O şekilde birlikte koşuyoruz ama orada da tabii gene görmeyen insanların da kentin içinde fazla görünmemesi nedeniyle görmeyen bir atlet olabileceği fikri çok yaygın değil. Böyle dip dibe koştuğumuzu gören insanlar işte yani ne yapıyorsunuz diye sinirlenebiliyor. Bir sene Necdet böyle bastonunu aldı. Yani bari görmediğim belli olsun. Kör var burada, görmüyor musunuz falan diye. Ama o senede bastonu selfie çubuğu zannedenler oldu. İşte biri de selfie çubuğuyla koşuyor, çekil kenara falan diye. Ama bütün bu karşılaşmalar, bir araya gelişler bence çok önemli. Yani orada kaç kişiyle karşılaşıyorsan, evet görmeyen bir atlet var ve burada yarışını koşmaya çalışıyor. Görünür olması çok önemli. Yani pek çok insanın da belki rol model olması, özendirmesi açısından. Ya, tabii orada şey çok zor. Yani hem bedeni zorlayan bir şey ama bir yandan da işte farklı karşılaşma anında da insanların aslında kendi kafalarında koydukları sınırları da kıran bir şey. Tabii yani genelde mesela arkadan gelirken işte ne oluyor, yan yana gidiyorsunuz falan diye sonra böyle bir bakıyorlar, Necdet'in gözlükleri var, görmediğini anlıyorlar. Yani o bir farkındalık anı oluyor, sonra da böyle defalarca özür diliyor. Ya özür dileyecek bir şey yok diyoruz ama hani o karşılaşma, o belki bir kırılma anı. Yani görmeyen ve koşan insanlar var ve bu böyle bir ihtimal var. Hani küfretmeden bir önce bir bak. Bir de şey çok önemli geliyor bana. Yani aslında o kadar yaşamın içinde olmadıkları için insanlar nasıl davranacaklarını gerektiğini de bilmiyorlar. O açıdan çok da bana çok önemli geliyor. Tabii, yani o karşılaşmalar azaldıkça hani gerçekten iyi niyet ya da gerçekten duyarlı olan bir insan bile hani normal davranamama halinde olma bir derinlemesine mülakat yaptım. Görme engelli bir kişi şey demişti bana. Hani görmeme lüksüm yok çünkü yani şöyle, beni gördükleri anda benim görmediğimi görerek beni görüyorlar. Onun dışında var olamıyorum. Evet, yani o yüzden mesela koşan bir kişinin hani koşma eyleminin dışında onu başka tür algıladıkları
şeyini kırmaya çabalaması evet. çok kıymetli geliyor. Çok aslında kesinlikle. O yüzden de bu şey yani beraber koşabiliyor olmak sadece işte bir evet. engel üzerinden konuşmadan var olabilmek tabii gibi. Tabii tabii yani öyle tanımlanmamak aslında bir atlet olarak orada Necdet ve hepimiz kadar işte yoruluyor, sıkılıyor, suyunu içiyor, işte sıcaktan şikayet ediyor falan yani o birliktelik, o farklılığın orada görülmesi bence çok değerli. Çok önemli aslında söylediğimiz birçok şey. Hani şeyi peki biraz da konuşabilir miyiz? Yani tam da başlarken söylediğim gibi hani fiziksel ve ruhsal olarak senin kendi açından hani koşma, şimdi maraton başka bir şey anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Bir meydan tabii. okuma herhalde o biraz. Evet, evet biraz öyle. O başka sanırım. Bir şey ama hani koşarken belki de bütün sporlar için olan bir şey ya da sporlardan farklı bir tarafı var mı? Aslında Itır'ın işte çok fazla şapkası olduğu için de hangi şapkayla ilgili konuşalım mı diye karar verememiştik. Hani belki biraz daha işte sporun felsefesi ve belki evet, koşmanın evet. felsefesini de konuşmak faydalı olabilir. Evet. Hepimize nefes alma alanı olarak açma. Yani belki bu dışarıda koşmakla bilmiyorum salonların içi. Koşmuyorum ama koşuyor olsam hiçbir zaman herhalde salonda koşamazdım diyorum. Yani benim de hiç tercih etmediğim bir şey. Yani benim için koşu dışarıda yapılan bir şey ve mümkünse de doğanın içinde yani işte kuşları dinleyerek, işte ağaçların kokusunu çekerek, ne bileyim toprağı hissederek yani o benim günlük rutinimin dışına çıktığım ve aslında doğanın ve diğer canlıların arasında onların bir parçası olduğumu hissettiğim bir an ve çok önemli bir an. Çünkü genelde hani günlük hayatımızda duvarların arasındayız aynen ve öyle. İşte kuşların sesini falan pek duymuyoruz. Yani benim için koşu daha öyle bir şey ve kendime döndüğüm, işte o bütünün parçası olduğumu hissettiğim bir an. Ve çoğu insan için de böyle. Yani o hafta sonu özellikle ormanlardaki evet. antrenmanlar yani böyle hepimizin beklediği hani bir an önce cumartesi gelsin de işte en azından o 2-3 saatlik bir kaçış yani o günlük rutinin dışı çok farklı bir mekanda, işte trafik olmadan, arabaların sesi olmadan bir kendine ve doğaya dönüş ve çok önemli bir ihtiyaca karşılık geliyor sanırım. Ya benim için de öyle ve koşan pek çok arkadaşım için de öyle. Yani benim için mesela bir yarışa katılmak, yarışta işte iyi bir derecemi geliştirmek falan onlar o kadar geri planda ki önemli olan o antrenmanın kendisi. Yani doğanın içinde olması özellikle ve bir de tabii hani o maratonun işte bir zorlayıcı olması da bir amaç için koşuyorsam etrafımdakilere onu anlatmak için çok önemli bir araç oluyor. Yani ben bu kadar zorluyorum kendimi sabah 5'te kalkıp karanlıkta çıkıyorum. Çünkü şu proje benim için çok önemli. Onun gücüne inandığım için aslında o fiziksel zorlamanın karşındaki ikna evet ona inandığım aslında için. Aslında onu biz Tarlabaşı Toplum Merkezi için işte beraber düzenlerken şeyi söylemiştin sen yani nasıl bir mantık işliyor. Evet. Çünkü biz bilgide çalışan diğer dostlarımızı da koşturmaya çalışmıştık evet. o süreçte sağ olsunlar çok da katılım olmuştu. Hani o zaman bunu anlatmıştın yani bedenen kendinin böyle evet. bir çaba sarf ederek insanlardan bir şey talep etmenin başka bir... Çok büyük bir etkisi var çünkü o yani çoğu insanın yapmadığı bir şey o yani bedenin sınırlarını zorlamak ve bunu... inandığı, mesele ettiği bir şey için yapmak. Bu işte çocuk katılımı olabilir, çevre meselesi olabilir, demokrasi olabilir, herhangi bir hastalığın tedavisi için araştırma olabilir ama o neyse sen o meseleye o kadar inanıyorsun ki o senin böyle bedeni ve işte psikolojik sınırlarını yani. Zorlayacaksın evet onun için. Ama hani onun dışında evet o yani o antrenmanın kendisi doğada olmak çok değerli. Yani Murakami'nin işte harika bir kitabı var ya yani işte koşmasaydım yazamazdım. Evet. Biraz sanırım benim için de öyle yani geri kalan her şeyi yapabilmem için koşmam gerekiyor. Yani o beni yeniden böyle şarj eden, enerji veren ve aslında bir yerde bir de böyle bir şey var. Yani doğa var, işte bedensellik var, onu hatırlatan ve yaptığım diğer şeyleri yapmamı sağlayan bir aktivite olarak görüyorum. Evet, aslında zaten hani programdan önce biz aramızda kendimiz konuşurken de hani o kadar çok koşturuyoruz ki hani durduğumuz evet. anda koşmak nasıl bir şey diye evet. sordum. Çünkü ben şu an hani durasım var, mümkünse durayım koşmadığımız evet. zamanlarda gibi ama bu da başka bir tür rahatlama evet, alanı. O bir tür rahatlama ve gerçekten o farklı bir şey yapma, çok farklı çünkü. Yani o ışıkların işte betonların falan olmadığı bir yerde senin kendinle kalman ve gerçekten...
onun çok besleyen hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak yeniden seni canlandıran bir yanı var. Bir de şeyi söylediğin için aslında onu merak ediyorum. Yani bir yandan çok kendinle bir şey koşmak, evet, çok evet, bireysel evet, işte takım evet, spor tabii. değil falan dedik. Ama bir yandan da beraber koşma, işte evet. adım adımın içinde de yanında görmeyen arkadaşınla. Yani çok da gene de orada evet. bir beraberce yapılan bir eylem halini de seviyor gibisin. Evet. O ikisi arasında bir fark var mı sence? evet. Çünkü hani evet. takım sporunun başka bir büyüsü ve gücü var belki. Doğru. Ama burada da bir başka tür beraberlikler yaratmışsınız gibi. evet. Aslında evet koşu bireysel bir spor. Kimi insan için yani koşmak yalnız bir şey. Benim için kimi zaman yalnız, kimi zaman da aslında bir koşu arkadaşınla birlikte yapılan ve bir yoldaşlık. Yani o mesafeyi birlikte almak, birlikte o fiziksel zorlanmayı deneyimlemek iki kişiyi birbirine çok yaklaştırıyor. Hatta bir grubu da. Yani 5-10 kişi birlikte koşmak biraz zor çünkü bir süre sonra dağılıyorsunuz. Hani o aynı tempoyu mesela çok zor. Ama hani bir ya da iki kişiyle yani o süreç çok güzel bir aslında yani sen yorulduğunda yanındaki diyor Pınar hadi canım gidersin. Gider. Mesela bu sene İstanbul Maratonu'nda kulaklarını çınlatayım. Serkan Ocak katılmıştı ve onun ilk maratonuymuş. Ondan sonra ben de işte Burcu diye bir arkadaşımla koşuyorum. Onun da ilk maratonu. Ondan sonra böyle yol arkadaşlığımız başladı. Serkan diyor ki bu koşu asla çıkmaz. Ya diyorum yapma sen çok iyi sporcusun. Çıkar öyle öyle. İşte bacağımız ağrıyor. Mesela istasyonda durup soğutucu sıkıyoruz beraber. Hani öyle öyle birbirini motive ediyorsun. Çünkü özellikle yarışta yani bırakma şeyin olabiliyor. Yani ya ne olur bıraksam işte şuradan çıksam evime gitsem yani diye. O hani o birbirini motive etmek, o yol boyu arkadaşlık çok değerli bence. Bir de şeyde hani sen koşarken antrenmanlar için söyledin. Hani tiyatroda da işte provalar mıdır, evet, asıl sahnelenmesi tabii, midir? Tabii, ama tabii. O provaların aslında tadı belki sahneleme olmasa bile evet. kendi kıymeti başkadır. Tabii, tabii. Ama illa da sahneye en son çıkılmak gibi. Hani evet. burada da sanki o beraberlik bırakmamayı, düşmemeyi. Evet, hani burada tabii, bir sürü şey de temsili konuşuyor gibi geliyoruz. Şimdi anlattığım bütün şey öyle. Hani hayatta tabii. yaptığımız her şeyin tabii. birbirine yanında biriyle beraber koşuyor olduğun evet, halde. Yani belki sen kaçacaksın ama o kaçmıyorsa tabii. sen de onunla beraber koşuyor gibi oluyorsun. Yani o yol arkadaşlığı bence çok güçlü bir metafor. Yani hayatın diğer alanlarında da hani o koşuda nasıl birbirini bırakmıyorsan başka alanlarda da birbirimize dayanarak ilerliyoruz. Yani yalnız mümkün değil ve bence çok güzel bir metafor o. Yani onun da yaşanmasını isterim. Herkesin onu evet. yaşamasını isterim. Bu çok kıymetli geliyor çünkü hepimizin işte beraber Itır'la da benim beraber yaptığımız çalışmalar var. Yani orada birimizin enerjisinin bitmediğini evet. gördükçe o enerjiyle evet. devam edebiliyorsun. Çünkü yaptığımız birçok şey hani aslında taş düşüyor ve biz tekrar yukarı doğru taşımaya evet, çalışıyoruz. Evet. Hani yani, ısrarla devam ettiğimiz bir sürecin içindeyiz. O yüzden uzun soluklu koşu hepsi aslında ve evet. senin enerjin bittiğinde benimki devam ediyor oluyor. Benimki bittiğinde seninki böylece hani yol arkadaşlığı sayesinde devam ediyor. Evet ya aslında. O yüzden hani hakikaten koşturmak için galiba koşmanın temel prensiplerini korumak gerekecek. En son şey söyledin o da çok ilginç geldi. Biraz onu da belki konuşabiliriz. Başka tür koşmalar var anladığım kadarıyla şimdi. Daha böyle çevreci, evet, evet, hani evet. çöp toplayarak koşma dedin de evet, benim hemen evet. heyecanlandım. Ya, biraz onu anlatır mısın? O nasıl bir şey? Bu beni de çok heyecanlandırdı. Özellikle kuzey ülkelerinde başlamış. Yani çöp sorununun bize göre daha da az olduğu yerlerde başlamasına şaşırdım. Orada az olunca toplayabiliyorlar herhalde. Evet, belki biz de toplayabiliyorlar. Bizde bayağı zor. Yani mesela böyle ya boyunlarını asıyorlar ya kollarına takıyorlar. Ve böyle bir poşetimsi bir şey ve yolda gördükleri çöpleri toplaya koşuyorlar. Yani bunu da daha çok kent içinde yapıyorlar. Bence çok değerli çünkü hani iki işi aynı anda yapıyor oluyorsun. Bir yandan da geçtiğin parkuru temizliyorsun. Bunu geçen sene çok ilginç bir şekilde biz Tuz Gölü üzerinde yaptık. Yani yaptınız. Evet Tuz Gölü'nde bir koşu var ve ya benim için de Türkiye'deki en güzel koşulardan biri böyle sonsuz bir beyazdan içinde. Ve oraya hiçbir çöp bırakmamız gerekiyor. Çünkü normalde hiçbir canlının da yaşamadığı bir yer. Fakat biz parkura çıkınca bir baktık böyle şişeler işte yani ya bizden önce koşanlar bırakmış ya işte bir şekilde geçenler. Ve onları toplaya bitişe bir geldik böyle. Bütün çöplerimizi gösterelim. Bir yandan böyle. Ağırlık çalışması şeklinde. Çalışarak. Evet çünkü insanın yani gerçekten hani onun orada kalmasını yani vicdanın hani kötü hissediyorsun. Yani nasıl hani burada plastik olabilir diye. Onu böyle küçük deneyimlemiş olduk. İstanbul'da da şimdi aslında Mekanda Adalet Derneği ile öyle bir çalışma yapıyoruz. Yani en pis parkurları çıkaralım özellikle. Böyle gruplar halinde koşarak yani hem kenti temizleyelim hem de koşalım birlikte.
Çok güzel bir şey. Peki bu gene karşılaşmalardan hani gene çalıştığımız alanlar çerçevesinde mesela çocukların koşması, gençlerin koşması bunlar için farklı farklı şeyler yapılıyor mu? Yani bir çocuk mesela koşmaya nasıl özenir, bu hayatının bir parçası haline gelebilir mi? Çünkü bir de gerçekten şey çok kıymetli geliyor bana. Daha imkanlı olan, daha üst ve orta üst sınıfın belki işte jimnastikten spora bir sürü aktiviteye götürme imkanı olabiliyor. Ya da bu işte belki o da tüketim çılgınlığının bir parçası olarak var. Ama koşu gibi çok basit malzemelerle yapabilecekleri bir sporu nasıl daha farklı kurgulatabiliriz? Böyle bir çalışma var mı? İçinde misin yoksa ya da neler düşünülüyor? Ya şöyle, aslında koşmak çocuğun çok doğal olarak yaptığı bir şey. Yani çocuk nerede yaşarsa yaşasın zaten bir yerden bir yere giderken koşuyor. Biz ona aman koşma düşersin diyoruz. Yani ve aslında dezavantajlı kesimlerde de bir ulaşım aracı olarak da yürüyüp koşuyorsunuz. Yani onu biz o çocuğa aman koşma dur demesek çocuk doğal halde bıraktığımızda koşacak aslında. Yani bence hani ilk yapmamız gereken dur koşma dememek ve çocuklara örnek olmak. Yani bunun hani o açıdan sınıfsal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani biz onları böyle durdurmaya çalışmasak, yani koşma, işte terlersin, düşersin. Çocuk doğal haliyle koşacak. Bir süre sonra da bunun bir spor olduğunu, yani okulunda, sporda, nerede olursa olsun biri söyleyecek ve işte yeteneği de varsa sporcu olabilir sonrasında. Ama burada mesela anne babaların ya da işte ebeveyn kimse onun çocuğa karşı ve koşuya karşı tutumu çok önemli. Yani zaten şeyi görüyoruz mesela bizim adım adımdaki işte çocukların hepsi koşuyor. Çünkü anne baba koşuyor ve bunun hani çok doğal, yani ormanda koşmak hani hayatın bir parçası. O çok değerli, ama öte yandan da en azından koşmak istediğinde biz onu durdurmazsak, içinden geleni yapmasına izin verirsek bence her yerden çok daha fazla sayıda koşucu çıkacak. Çocuklarla yaptığımız çünkü çalışmalarda özellikle daha işte ne diyelim dezavantajlı okullarda işte spor sahasının olmaması, basket sahasının olmaması, işte şu olsaydı gibi istekler çocuklardan çok dinlediğimiz bir şey. Hani o açıdan da bu aslında öyle bir sınırın olmadığı ve belki daha motive edilirse çocuklar çok basit bir biçimde kendi çevresindeki koşu parkurları oluşturulursa belki o da çünkü çok basit bir şey. Tabii çok ufak basit. Ufak göstergelerle nereden nasıl koşulabileceğini çıkartılması. Evet tabii. Bakış yani, açısı aslında getirmekle çözülebilecek bir şey. Yani küçük güvenli bir parkur. Ya inan ayakkabıya bile gerek yok. Mesela Afrika'dan çıkan çok sayıda atletle mesela röportajları izliyorum, belgeselleri. 16-17 yaşına kadar hiç ayakkabım bile yoktu ve koşuyordum diyorlar. Yani ayakkabı bile hani gereksiz aslında. Yani koşu her şekilde yapılır. Yeter ki biz özendirelim, en azından hani koşma demeyelim. Koşma demeyelim. Ve güvenli alanlar olsun tabii. Yani trafiğin içinde çocuk için özellikle hani o riskli ama hani güvenli alanlar yaratırsak çok rahat. Yani şehri bir de özellikle çocukların da koşabileceği. Evet. Çocuk dostu kentler açısından düşündüğümüzde aslında çok rahat kurgulanabilecek bir şey. Çok çocuğun, rahat, gencin rahat, yapabileceği. Tabii. Bir de şimdi çocukların çoğu zaten kulaklarında işte böyle bir müzikle falan daha şey yaparak, ama bilgisayarların ya da başka aletlerin başından da kaldırabilmek için belki kıymetli bir şey bu. Yok, kesinlikle. Yani birbirleriyle tatlı bir rekabete girebilirler. İşte başka bir kentin başka bir yerinde koşabilirler. Bir keşif olabilir o. Yani çok fazla farklı aktiviteye de eklemlenebilir koşu. Bunun üstünden de kurgulamak çok kesinlikle mümkün. Peki o zaman zamanımız daralıyor ama şeyi de merak ediyorum. Demin Tuz Gölü dediğin gibi. Evet. Hani senin koştuğun maraton olabilir, yarı maraton olabilir. Bu farklı farklı parkurları biraz anlatabilir misin? Yani en etkileyici olan, en güzeli. Evet. Belki hani heveslenen vardır. Evet. Şimdi bütün bu konuşmanın üzerinden koşturmanın yanı sıra koşmalıyım da diyecek olmak isteyen vardır. Yani kent koşularını seviyorum ben. Çünkü kent hani özellikle yarış yolunda trafiğe kapanıyor ve bir kenti bence en güzel keşfedebildiğiniz zaman. Ama onun dışında arazide yapılan koşular, yani normalde araçla girmediğiniz mekanlarda. Mesela bir tanesi Like yolu üzerinde yapılan bir ultramaraton. Ona katılmıştın diye hatırlıyorum ama. Evet, katıldım. O çok etkileyici. Çünkü orada gerçek hani bu bizim işte ormanda, doğada, ama orada bir de hiçbir şekilde araçla ulaşamayacağım bir yerde olmak. Yani o gerçekten enfes manzaralar, kokular, doğa, o çok etkileyici. Bir de sanırım en sevdiğim parkur benim Tuz Gölü. Yani o sonsuz beyazlık beni çok etkiliyor. Gerçekten buzun üstünde gittiğinizi hissediyorsunuz ama aslında tuz ve çok sıcak bir yerdesiniz. Ve dünyanın yuvarlaklığını sanırım en iyi algıladığım yer orası benim. Yani çünkü üç tarafınız gökyüzü ve sonsuz bir beyazlığın içindesiniz. Ve gerçekten hani
o kendinize dönmenin, o doğanın parçası olmanın çok çok iyi hissedilebildiği bir yer. Peki böyle sınırları aşan koşullarda hiç bulundun mu ya da sınırları aşan koşullar var mı? Var. Yani Türkiye-Yunanistan sınırında çok güzel bir dostluk koşusu var. Ona katılamadım henüz ama mesela katılan çok arkadaşım oldu. Çok güzel sınırı koşarak geçiyorlar ve geri geliyorlar iki taraftan da. Çok çok güzel. Benim de evet sınır ötesi hayallerim var. Var. Evet. Yani bir gün gerçekleşirse onun üzerine de ayrıca konuşuruz. Özellikle yani, de geçilemeyen sınırlarda. Evet. Ya şey çünkü önemli hani bu mekanın kullanımı ve konuşurken hani kim nereye giriyor hem şehrin içindeki sınırlar ama bir de ülkelerin kendi sınırları aşılamayan başka tür sınırlar şeklinde sınırları kırarak koşabilmek. Evet. Yani koşucuların ya da sporcuların öyle yaptığı alanlar var mı diye düşündüm. Hani var. O zaman... Var yani küçük küçük başladı aslında Yunanistan, Bulgaristan sınırında bisiklet yarışı da var. Yani o hani pasaportunuz falan geçip geri geliyorsunuz. İşte onun diğer sınırlarda da yapılıyor olması çok isterim. Hayallerim var o konuda. Evet yani sınırları aşan koşular yapabilir miyiz gibi. Evet sınırları aşan koşular. Çünkü koşunun bir metafor olarak da tabii hani birleştirici, ondan sonra belki yıkıcı bir yandan da hani basıp geçici böyle bir hali var ve onu aslında yani çok güzel kullanabiliriz. Sınırların aşılması, sınırların ötesine geçilmesi için. Geçmek diye. Peki bir de son kapatmadan önce şunu sormak istiyorum. Aslında senin nasıl çalıştığın alan iletişimde çalışıyorsun. Bu anlamda hem koşu olabilir ama spor da olabilir. Hani bunun medyadaki yansıması, temsili buradaki kullanılan değil aslında Yağmur'da bundan bir önceki programımızın konuydu. Evet Yağmur'la başka konuyu konuştuk ama hatta söz alarak işte spor ve Beşiktaş ve futbol ve kadın mevzusunda belki yine sizi ikinizi beraber ağırlarız. Hani onun üzerinden düşündüğünde bu temsilin ya da yansımanın etkilerini görüyor musun? Yani başka bir tür dil olsa belki hepimiz daha farklı şekilde sporla ilgilenebilir miyiz? Ne görüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Yani, biraz daha yaptığın işle ilişkilendirirsek. Yani şöyle bir temsil bir kere az görüyoruz aslında. Yani amatör spor çok fazla yer bulmuyor. Bizde biraz sanırım yani madalya takıntısı diyeceğim ona. madalya alınmışsa, işte ödülü kazanılmışsa, işte şampiyonada kupa alınmışsa onun haber değeri çok yüksek. Ama onun dışındaki yani o madalya almadan katılanların da amatör olarak sporu yapanların da görünürlüğü çok düşük. Oysa görünürlük tabii rol modeller yaratıyor ve geri kalan insanları özendiriyor. O yüzden onun daha yaygın olması, daha çok görünür olması bence gerekiyor. Yani evet amatör spor artıyor. Mesela koşuya katılım çok artıyor. Son 10 senede çok arttığını görüyoruz. Şimdi mesela kadın futbolu üzerine bir yatırım var artıyor. Beni çok heyecanlandırıyor ama görünürlüğü çok az. Bunun yaygınlaşması çok önemli. Bir de tabii yani yaygınlaşırken, görünür olurken de hani mutlaka cinsiyetçi işte ayrımcı bir dilden uzak bunun yapılıyor olması. Gerekiyor. Benzer biçimde ırkçılık da bu hafta özellikle kullanılan bir şekilde. Yani bunun aslında birbirini besleyen ve belki çünkü bu görünürlük olduğu zaman daha farklı bir şey haline dönebilir. Özellikle gençler ve çocuklar açısından da o tarz şeyler daha heyecan verici. Yani çünkü o başaramama hani eğitim sistemimizin içinde olan temel sorunlardan bir tanesi olarak yani başarının çok desteklenmesi, başarılı olmayanın ona devam etmesinin çok da şey kıymetli bulunmaması hali. Yani inan dördüncünün bile görülmediği bir yerde sonunda dördüncü olmak bile başarı değil midir? Başarıdır yani ben de yarışlarda böyle bir, yani mesela Chicago Maratonu koştuğumda benim için en büyük başarıydı. Ben sanırım 15 bininci falan olmuştum. Yani o hani o başarının madalyayla ve süreyle tanımlanması çok fena. Oysa her biri yani her birimizin hikayesi bir tırnak içinde söyleyeceğim ama bir başarı hikayesi ve onların daha görünür olması gerekiyor. Ve hiçbir şekilde de işte ayrıştırıcı bir dil kullanılmadan görünür olması gerekiyor. Çok kapsayıcı bir şekilde görünmesi gerekiyor. Yani kendinle yarışıp kendi bedenini, kendi yapabilirliğini arttırabildiğin anda aslında bir madalya almış oluyorsun zaten gibi bir durum. Aslında. Çok teşekkür ediyorum Itır. İyi ben ki geldin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten koşturmamız arasında koşmakla nefes almayı anlamaya çalıştık beraber. Umarım şehrin yeşili daha fazla olur ve hepimiz farklı şekillerde koşmanın yollarını bularak nefes alabiliriz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Haftaya haftaya demeyeceğim. Bir sonraki programımızda beraber olmak üzere. İyi bir hafta diliyorum. Teşekkürler.